Yayla Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Hoş Bey. bulduk, teşekkür ederim. Uludağ Ekonomi Zirvesi nasıl geçiyor? Gayet güzel. Biz yıllardır katılıyoruz Uludağ Zirvesi'ne. Tabii ki bu zirveler, bu eventler hem Türk iş dünyasının birbiriyle iletişiminin daha sağlam kurulması, globalleşen dünyada insanların birbirleriyle etkileşim sağlamak suretiyle daha farklı vizyon ve düşüncelerle ileriye adım atması anlamında çok faydalı olur diye söyleyebilirim. Peki Yayla 2022'yi nasıl geçiriyor? Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Evet, Yayla Gıda biliyorsunuz özellikle alternatif protein kaynaklı ürünlerin üzerinde Türkiye'de ciddi yatırım olan bir şirket. 2022 yılında biz halka arz olduk biliyorsunuz. Yaklaşık olarak 5 ay oldu halka arz olarak. Tabii ki biz tüketici odaklı çalışan bir şirketiz. Özellikle değişen dünyada, tüketim alışkanlıklarının ve yaşam standartlarının değiştiği dünyada tüketici odaklı ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre hem Ar-Ge'mizi hem üretim şekillerimizi hem de insanların ihtiyacı olan ürünleri geliştirmek noktasında daha sağlıklı bir gelecek inşa etme boyutuyla çalışan bir şirketiz. Bu noktada da bizim hedefimiz globalde bir marka olma hedefimiz var. Bu anlamda da gerekli adımları atmaya gayret gösteriyoruz. 2023 hedeflerinizden de bahsedebilir misiniz? 2023 yılında bu halka arz olmazsa olması 2022 yılı sonrası 2023 yılında şu an başlamış olduğumuz büyük bir yatırımımız var. Türkiye'deki üçüncü tesisimizi kuracağız nasip olursa. Hem kapasite artırımı hem de Türkiye'de olmayan özellikle protein ve vitamince zenginleştirilmiş tahıl ve bakliyat ürünlerinin insanların daha sağlıklı beslenmesi boyutuyla ilgili güzel bir yatırımımız var. Nasip olursa Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 90 bin metrekare alan üzerine farklı alanlarda özellikle bitkisel protein bazlı gıdaların insanların daha sinek, daha atıştırmalık üzerine kolay ve kısa süre içerisinde insanların ihtiyaçlarını giderebileceği ve sağlıklı beslenebileceği ürün kategorilerini geliştiriyoruz. Nasip olursa 2023 yılında bu yatırımımızı bitireceğiz. Bence Türkiye ve şirketimiz anlamında önemli bir yatırım. Tabii ki bundan sonraki süreçte biz daha fazla kurumsallaşmak boyutuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu entegre raporlama üzerine çalışmalarımız var. İşin sürdürülebilirlik boyutu bizim için önemli. Aslında bu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin de odağında olan sürdürülebilirlik bizim için de olmazsa olmaz. Bu anlamda hep hedeflerimizi sürdürülebilirlik üzerine fokuslanmak suretiyle yapıyoruz. Sürdürülebilirlik demişken, inovatif bir çalışmanız da var. Tesisinizin üzerinde, çatısında domates yetiştirmek gibi. Evet. Biraz da ondan bahsetmek ister misiniz acaba? Tabii şimdi biraz daha tabii ki dünyada özellikle organik ve sağlıklı beslenme boyutu ile ilgili organik ürünlerin üzerine ciddi bir trend var. Bu trende uygun olarak da bizler üretmiş olduğumuz özellikle bu hazır yemek kategorisinde katkısız koruyucusuz ürünlerin organik ürünlerini çıkartmakla ilgili çalışma yapıyoruz. Nasip olursa bu Niğde'deki organize sanayi bölgesindeki tesisimiz içerisinde kendi ihtiyacımız olan ürünleri daha sağlıklı bir şekilde, tam entegre bir şekilde topraksız tarım sistem üzerine çalışmak suretiyle kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz üreteceğiz. Diğer tesislerde de planlıyor musunuz bu tarz yatırımı? Diğer tesislerimiz bu odaklı değil. Diğer tesislerimiz biraz daha prosesi farklı tesisler. Özellikle işte pirincin hammaddesini biz yurt dışından getiriyoruz veya yurt içerisinde alıyoruz veya mercimeği hammadde olarak alıyoruz kabul şey. Bunlar proseslendikten sonra klasik ürün diye tabir ettiğimiz normal market raflarında satılan bakliyat ve pirinç ve bulgur kategorilerini paketleyip satıyoruz. Orada biraz daha prosesler farklı. Orada ham madde noktasında daha çok kuru gıda. Burada biraz daha meyve veya sebze üzerine ağırlıklı olarak bu topraksız tarımı yapmayı hedefliyoruz. Yayla Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş'e çok teşekkür ediyoruz.